Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size de 5'li defansla uzmanları nasıl seçmenim onu anlatacağım. Hemen kısaca geleyim. Kaptanı e, genellikle 5'li defansları eğer ki rakip kadrosu sizden üstünse o, o takımlara karşı oynuyorsunuz ama denk takımlara karşı da oynayabilirsiniz. Eğer ki işi sağlamalırsız, kadronuz yüksekse, e, kadro değeriniz yüksekse, oyuncu gücü ortalaması gücü yüksekse da oynayabilirsiniz. Hemen kaptana gelelim. Arkadaşlar kaptan 5'li defansta kaptanı genellikle defanstan seçmeye çalışın. Defanstaki en yaşlı oyuncu seçmeye çalışın. E, mesela burada 29 yaşındaki bir oyuncu var. Onu seçelim. Maç içeride, deplasmanda içeride fark etmez. Eğer ki kadro değeriniz çok düşükse de, e, defanstan seçin. Eğer ki kadro değeriniz eşitse orta sahadan seçin. Hemen orta sahadaki 25 yaş ve üzeri oyuncuyu seçiyoruz. Eğer ki maç içerideyse e, ve kadro değeriniz eşit veya az bir şey yüksek veya az bir şey düşükse orta saha seçin. Ya yani ben 5'li defans oynamak istiyorum. İşimi sağlam almak istiyorum. Kadro değerim de rakipten üstün. Dediğiniz zamanda da e, forvetten seçin arkadaşlar. İçerideki maçlarda ve plasmandaki fa maçlarda fark etmiyor. Ama genellikle 5'li defans oynadığınız için kadro değeriniz düşüktür. Ve defanstan seçtiğiniz zaman bu uygun olabilir. Ama şu var. Ee, bir videom var. Kaptanı defans seçersem, 5 defans e, seçersem ne olur? Ona göre de kaptanı defans seçin. Her maçta kaptan defans seçilmez, 5 defans da. Penaltıya gelince de penaltı her zaman belirttiğim gibi en iyi ikinci oyuncu. Burada zaten doğru oyun, oyuncuyu seçmişiz. E, şuradan gördüğüm zaman hemen 108'lik oyuncuyu seçmişiz. Serbest duruşta en iyi forvet veya orta saha fark etmez. En gücü en yüksek olan oyuncuyu zaten burada seçmişiz. 112'lik oyuncuyu. Korneri de korneri de arkadaşlar orta sahanın en iyisi seçin ama bazı durumlarda farklılık gösterebiliyor. Bununla da alakalı bir video çekeceğim. Korner konusunda 5'li defansta korneri kimi seçersem etkili olabilir diye bir videoda çekeceğim. Her neyse bu şu andaki duruma göre anlatıyorum. Kaptanı belirledik, söyledik. Forvet'i yani penaltıyı, serbest vuruşu söyledik. Ha şu da var. Her zaman benim söylediğim gibi bir oyuncu ikiden fazla görev vermeyin arkadaşlar. Benim şeyim o. Iki, ben, ben öyle yapıyorum. İkiden fazla görev vermiyorum. Eğer ki görevleri ne kadar çok oyunculara dağıtırsak o kadar çok etkili oluyor gibi bir artısı var gibi. Videoda fazla uzatmanın bir mantığı yok. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalın büyümesi için kanalımıza abone olun inşallah. Ben de kalın sağlıcakla kalın hoşça kalın inşallah.